Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Başlıkla da anladığınız üzere Doğan aracımızın gösterge aydınlatmalarını değiştireceğiz. Önce şerit led kullanıyorduk arkadaşlar. Şerit led hem gece aydınlatma olarak açısından çok fazla göz alıyor, hem de çok orijinal bir görüntü olmadığı için biz de içindeki led ampulleri, yani T10 ampulleri, orijinal aydınlatmalarını led ile değiştirdik. Şimdi bu videoyu izleyeceksiniz arkadaşlar. Önce ona gelmeden önce hemen göstergeyi nasıl sökebiliriz, nasıl çıkartabiliriz yerinden, onu anlatacağım sizlere. Şu an göstergem takılı arkadaşlar. Şu üst kapağı, bu üst kapağını şu kenarlarda zaten çıkarttığınızda görürsünüz. Sağda solda vidalar tutuyor. Ondan önce arkadaşlar bu sinyal verme, tabi bu diğer araçlarda daha farklı olduğu için, Doğan Selex'lerde, Şahinler'de sanırım daha farklı olduğu için, bizim aracımız 93 model SL. Şu sinyal kapakları var. Sinyal kapaklarını söktükten sonra o vidalara ulaşabiliyoruz. O vidalara ulaştıktan sonra arkadaşlar, göstergemizi hafif ileri aldığımızda önce sağ taraftan başlayarak şurada üst tarafta, şurada gözüküyor sanırım, elimin olduğu yerde soketleri var. O soketleri söküyoruz. Daha sonra göstergeyi hafif şöyle sağ tarafa içeri doğru ittiğimizde şu arkadan şurada kilometre milini görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu tutan çelik halat, yani kilometre milini, göstergemizi kaçta gittiğimizi, kilometre atmasını sağlayan halat arkadaşlar o. Bunu sökebilmemiz için arkadaşlar önce şu dışında görüntü alamıyorum, o yüzden gösteremeyeceğim. Dışında oynayan bir parça var. Böyle ileri geri giden bir parça var. Plastik. Elinize attığınızda görürsünüz zaten. O parçayı arkadaşlar geriye doğru çekip geriye doğru çektikten sonra kilometre milini arkadan teli oynata oynata çekiyorsunuz. Biraz gelmesi zordur ama güzel bir kuvvet uygulayarak çekebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. O yönden çıktığı zaman göstergemiz boşa düşüyor zaten. Boşa düştükten sonra da ilerleyen aşamaları detaylı bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Hepsini çekeceğim. İç temizliği olsun, ampulleri olsun, bu şapkaların sökümü olsun. Normalde orijinali yeşil olduğu için o şapkaları sökmemiz gerekiyor beyaz ışık alabilmemiz için. Onlar olsun. Hepsini detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Gelin videonun devamını hep birlikte izleyelim. Evet arkadaşlar, göstergemizi söktük. Şu şekilde. Şu an eve getirdik göstergeyi. Şu ön kısım var arkadaşlar. Dış çerçevesi ve camın olduğu kısım. Burada bizim araçta şey olduğu için, bu göstergenin ışık ayarı olduğu için o kısım biraz zor çıkıyor. Kilometre sıfırlama yeri kolay çıkıyor ama o kısım biraz zorladı. Biz onu zorlayarak çıkarttık biraz. Şu şekilde. Bunu da buradan ayırdığımızda bu çerçeveyle işimiz yok. Bunu daha sonra temizliğini yapacağız. Güzelce her tarafını sileceğiz, camını falan. Şu şekilde göstergenin içini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Aydınlatmalarımız şurada gözüküyor hemen. Yeşilli gözüken kısımlar göstergemizin aydınlatmaları arkadaşlar. Bunların arkadan ampullerinin çıkışı var. Ampullerimiz hepsi de T10. Şurada gördüğünüz gibi bir tane var. Burada bir tane var. Şurada bir tane var. Bir tane de burada. Toplamda 4 tane gösterge ışıklarımız var. Şu aşağıda görmüş olduğunuz şu siyah siyah gözükenler ise göstergedeki şu aşağıda çıkan far yaktığımızda, dörtlü yaktığımızda arka sistir, rezistanstır. Bunları aydınlatan lambalar arkadaşlar. Onları da herhangi bir yanmayan lambanız varsa o şekilde onları da değiştirebilirsiniz. Onların da hemen ampul kodlarını söyleyeyim ben. Şu küçük olanlar T5 arkadaşlar. Burada bir tane daha T10 var. Bu hangi göstergeye dek geliyor tam olarak? Arka rezistans ya da hemen bir bakalım arkadaşlar, ön ikinci sıradaki.
Akü. Akü. Akü işareti, evet. Akü lambasının ampulü de teon arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Büyük gözüken zaten çıkarttığınızda çok rahat belli oluyor. Şu teonlar arkadaşlar biraz sıkıntılı çıkması olabiliyor. Çok iyi oturduğu için. Hemen şöyle ben çıkarma şeklinde göstereyim. Şuradan şöyle arkadaşlar esneterek çıkartıyoruz. Yeşil kısma dikkat ederek. Şu şekilde gördüğünüz gibi soket komple geliyor zaten. Daha sonra şurada var ortadaki iki tane. Sağ ve sol üst köşelerde birer tane. Ortada bir iki tane var arkadaşlar. Bazısı biraz zor çıkıyor. Zorlanabilirsiniz. Bazısı da bu şekilde çok rahat çıkabiliyor. Çıkmayanlar arkadaşlar düz torna vidayla hafif destek alarak çıkartabilirsiniz. Hemen şu şekilde çektiğiniz zaman şöyle torna vidayla biraz destekleyerek bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Hemen şu da sonuncu ampulümüz. Evet, gördüğünüz gibi 4 tanesini de söktük. Şu şekilde bunları kenara koyalım. Bu biz aydınlatmayı yeşil istemiyoruz arkadaşlar. Biz bu şu aydınlatmaların olduğu, yani şurada yeşil yeşil gözükenler aydınlatmanın kapakları. Biz buraya hangi renk ampul takarsak takalım ışığımız yeşil olacak. Biz bu görüntüyü istemiyoruz. Biz daha önce göstergeyi sökemediğimiz için tam olarak videonun başında da gördünüz zaten. Şurada kilometre milimiz var. Biz bu mili sökerken ilk başta zorlandığımız için ön taraftan şöyle bir içeriden şu şekilde şerit led çözümü bulduk. Çünkü göstergemiz hiç aydınlık değildi. Yani hiç ışıtmıyordu. Bunları da alabilmemiz için arkadaşlar arkada bunların her birinin vidaları var. Onları sökmemiz gerekiyor. Şurası kilometrenin olduğu kısım. Bunlar zaten küçük vidalar. Hemen elimle de döndürebiliyorum. Daha sonra hararet ve benzin göstergesinin olduğu kısımlar var. Bunlar da yine küçük vidalar tutuyor. En sonda da devir göstergemizin olduğu kısım var arkadaşlar. Bunları da vidasını sökmemiz gerekiyor. Onlar söktükten sonra hemen şu şekilde içeriden bunları alacağız.
Evet arkadaşlar, biraz önce de izlediniz hızlandırılmış şekilde. Göstergelerimizi söktük. Göstergelerimizi bir temizledik, sildik. Aynı zamanda bu kasanın iç kısmını da sildik. Şimdi biz bunları sökeceğiz. Şu şapkaları, yeşil olanları. Ben bir tanesini söktüm deneme amaçlı. Sökümü basit aslında. Çok bir şeyi yok, teferruatı yok. Hemen şurada bir taraf sağ ve solunda, yani öyle söyleyeyim. Tırnak gibi küçük şeyler var. Şu şekilde şurada belki görebiliyorsunuzdur şöyle. Hemen şu kısım tırnak gibi küçük bir yeri var. Onu kastırıp da şapkanın bir tarafını yukarı aldığımızda zaten diğer taraf otomatikman çıkıyor kolaylıkla. Hemen ben onu şey yapayım, kastırayım. Burası biraz sıkıntılı bir yer çünkü alan daralıyor. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde kolaylıkla alabiliriz. Biz şimdi şu an elimizde led olmadığı için bu şapkaları sökeceğiz. Daha sonra göstergemize tekrardan toplama aşamasına geçeceğiz. Daha sonra topladıktan sonra oralara ledlerimizi takıp en son bir deneme aşamasını yapıp daha sonra göstergemizi tekrardan aracın üstüne monte edeceğiz. Bu şekilde gördüğünüz gibi şapkalar sökmeydi, göstergeyi sökmeydi. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bu şapkaları sökeyim, göstergemizi tekrardan toplayayım. Daha sonra ledlerimizde deneme aşamasına geçelim arkadaşlar. We'll be right back.
Evet arkadaşlar, göstergemizi topladık. Ampullerimizi aldık. LED ampuller. Şu şekilde aradan gözüküyor sanırım. 4 tane bu ampullerden aldık arkadaşlar. Şu an test için bunlarda artı eksi olay olduğu için önce bir bunları taktık ki göstergeyi oturtmadan şey yapalım diye. Şu şekilde gördüğünüz gibi farklarımız açtığımızda otomatikman yanıyor ve aynı zamanda SL'lerdeki özelliğimiz bu aydınlatmayı kısma olayı da çalışıyor arkadaşlar. Şu şekilde tamamen kapatıp tamamen açabiliyoruz bu çubuğumuzla. Şimdi bunun testini yaptığımıza göre artık göstergemizi toplayabiliriz arkadaşlar. Şimdi ben toplama aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar, göstergemizin testini yaptık. Ön kapağını taktık. Şimdi bunu şöyle direksiyonumuzun sol tarafından geçiriyoruz. Şöyle üstlerde 3 tane ilk başlarda söktüğümüz soketler var arkadaşlar. Onları yine aynı şekilde zaten sıraları yani çıktığı yerde durduğu için herhangi bir şey yok. O soketlerini takıyoruz. Bu da ikinci soketimiz arkadaşlar. Yerini bulup bastırdığımızda direkt oturuyor zaten. Şu da sonuncu soketimiz. Aynı zamanda göstergemize ışığı veren yani ışık için elektriği veren soketimiz de bu. Soketleri taktıktan sonra arkadaşlar şurada kilometre milini görüyorsunuz. Kilometre milini şöyle bir parçası var yukarı aşağı oynayan. Onu aşağı alıp daha sonra bastıracağız. Yerine oturtup evet, oturdu arkadaşlar kilometre milimizde. Kapağını çektin mi? Evet, kilometre milimizde oturdu arkadaşlar. En son bu ileri geri çektiğimiz kapağı da yine itip o tırnakları sıkıştırmamız gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar göstergemizi hafif mili de iterek şu şekilde yerine oturtuyoruz. Son olarak burada vidaları var arkadaşlar. Sağda solda göstergeyi sabitlemek için. O vidaları attıktan sonra en son şu gördüğünüz dış kapağı takmamız gerekiyor. Dış kapağı da taktıktan sonra bu vidaları atacağız. Daha sonra sinyal kapaklarının olduğu şu kapakları takmamız gerekiyor. Şimdi ben bunu takmayacağım. Bunu bir boyama çalışmamız olabilir belki. Yani tamamen siyah daha güzel gözüküyor. Şöyle görüyorsunuz zaten. Yani tamamen siyah daha güzel gözüktüğü için bir boyama çalışması yapabiliriz belki. Şu an çok fazla belli değil ama biraz önce de göstermiştim zaten. Şöyle ışıkları gelen yerlerden görebilirsiniz. Aydınlatması falan. Yani parlaklığı kısıp arttırma gayet iyi çalışıyor ve ışık şiddetini de yine arkadaşlar akşam karanlığında tekrardan sizlere çekeceğim. Akşamki videoda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sinyallerimizin ampullerini de yerine oturttuk. Daha sonra şu dış çerçevemizi itip oturtacağız yerine.
bu şekilde oturtuyoruz arkadaşlar. En son oradan sökmüş olduğumuz vidalarımız var. Şöyle sağlı sollu iki tane. Onları da oturtup sıktıktan sonra en son sinyal kapaklarımızı da oturtuyoruz. Ondan sonra işimiz bitiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gösterge montajımız bitti. Bütün her şeyi taktık. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Şu şekilde örtülerimizi de görüyorsunuz. Çok orijinal bir çalışma oldu arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntımız, problemimiz yok. Şu şekilde göstergemizi kısıp açabiliyoruz. Onda da herhangi bir problemimiz yok. Bu şekilde bir video çektik arkadaşlar. Sizlere yardımcı olabilmek için. Bütün detaylarıyla anlattım. Yani yapabileceğiniz bütün her şeyi detaylarıyla anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.